Tatava başladı. Ahmet Çakar'la beraber programa başladık. Merhabalar sevgili tatavacı kardeşlerim. Nasılsınız? Ben iyiyim, sen? Ben de iyiyim. Ligleri ara verdik. Ara verdik. 3 hafta öyle bir başladı. Bakalım ne oluyor falan dedik. Şimdi milli maç arası. Sonra tekrar başlar. Zaten Ekim'den itibaren de hır gür şey gerilim başlar. Hır gür başladı. Cicim ayları daha bunlar. Bunlar daha güzel günleri futbol. Hocam cicim aylarında anlaşmazlık olmaz. İyi geçinirsin. Cicim ayları bile değil bence. Cicim aylarda bu problemi yaşıyorsak ileride neler yaşayacağız Allah tabii, bilir. Değil tabii. Mi? Aynen onu öyle. Söylüyorsun. Başlayalım hocam. İlk görüntümüzle. Bugün Fatih Terim'in doğum günü. Galatasaray Kulübü'de 66 yaşına giren tecrübeli teknik adamın doğum gününü bu şekilde kutlamış. Allah inşallah Fatih Hoca'ya nice sağlıklı doğum günleri nasip etsin, uzun ömür nasip etsin. İnşallah torununun, erkek torununun futbolcu olduğunu görsün. İnşallah da Galatasaray'da oynar. Bakalım o yeteneği var mı yok mu? Dedesine benzerse yeteneği olur. Ama tabii her büyük futbolcunun torunlu çocuğu iyi futbolcu. Allah nice senelere inşallah kendisine. Yani Galatasaray'la alakalı, Galatasaray adanmış bir ömür yazmış Galatasaray Kulübü'sünde. Evet, yani futbolculuk döneminden hiçbir, dağılırsak. Hiçbir taraftar grubu Türkiye'de hiçbir dönem bu kadar hocasını sevmedi. Ölümüne sevmedi. Yani bugün Aykut Kocaman da Fenerbahçe'nin efsane futbolcusuydu. Belki Fatih Terim'den daha efsane futbolcuydu. Çünkü Fatih Terim hiç şampiyonluk yaşamadı lakin. Bir defans oyuncusuydu zaten. Yani bugün Fenerbahçe taraftarını %100'ü Aykut Kocaman'a tapar mı? Hayır. Hayır. %70, 80, 65 onu bilmem. Ben istatistikçi değilim. Ama bugün Galatasaray taraftarının %99'u Fatih Terim için çok şeyini feda eder. Ya da Galatasaray taraftarının %99'u için Fatih Terim çok şey ifade eder. Bir kulüp kadar aslında, yani Galatasaray kadar seviyorlar. Yani Galatasaray ne kadar seviyorlarsa Fatih Terim de o kadar. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Galatasaray eşittir Fatih Terim taraftarın gözünde. Haklı mı bu konumu? %100 haklı. Tabii. Yani çok şampiyon. Büyük şampiyonluklar yaşattı. Olamaz denilen şampiyonlukları yaşattı. Bir daha bana göre hiçbir Türk takımının önümüzdeki belki 20 yıl, 30 yıl yaşayamayacağı veya 50 yıl veya ebediyen yaşayamayacağı Avrupa şampiyonluğunu yaşattı. Milli takımdaki başarılarını söylemiyorum zaten. Çok garip bir durum. Fatih Terim gibi kendi taraftarını %99'unun taptığı ama Galatasaraylı olmayanların belki de %90'ının sevmediği, nefret ettiği bir başka hoca tiplemesi dünya üzerinde yok. Çok sevilen bu kadar da nefret eden. İki uçları yaşayan. Bunun adı nedir biliyor musun? Rating. Rating. Bu şey için de, siyasetçiler için de böyle. Yani şimdi isim vermeyelim. Bir siyasetçi düşün, %50 halkı çok çok seviyor, abisi gibi, babası gibi. %50'si de sevmeyebiliyor yani. Şimdi Fatih Terim için de öyle. Her Galatasaray'da 20 milyon varsa 19 milyon, 999 bin tapar. Belki 1000 kişi çıkar. O da 1000'de 1'dir diyelim. 10.000'de 1'dir. Ama bir Fenerbahçeli olup da Fatih Terim'e büyük sevgi duyan adam var mıdır? O da %1'dir. Yani o da aynı, Galatasaray ne kadar sevmiyorsa tam aynı ters orandır yani. Ama mesela bir Mustafa Denizli için bu böyle değildir. Ersun Yanal için böyle değildir. Aykut Kocaman için böyle değildir. Şenol Güneş için böyle değildir. Yani Şenol Güneş'i sevmeyen vardır ama her Galatasaray'ın, ben Şenol, her Fenerli'nin Şenol Güneş'ten nefret ettiğini düşünmüyorum. Bu başka bir şey. Sebebi nedir hocam bunun sebebi sence? Sebebi şu. Bu bir algı yöntemi. Kendini kemikleştirme ve sürekli düşman yaratma. Düşman derken silahlı düşman, tecavüzkar düşman. Onu sevmeyen rakip yaratma. Dolayısıyla kendi tarafını konsolide ederken, kemikleştirirken, hı hı, otomatik olarak karşı tarafı da rejetleştiriyorsun sana karşı. Olay bu. Yani iki uç yaratıp, iki gibi tane aynen cephe böyle yaratıp. Aynen böyle. Aynen böyle. Ama yani oldukça da başarılı. Mesela şimdi Mustafa Deniz. Bazen hani belki de Fatih Hoca bundan hani teknik anlamda da saha içinde de olumlu anlamda etkileniyor. Rakip yaratmaktan, sürekli bir belki de problem yaratmaktan. Tabii ki. Mesela şimdi Mustafa Denizli'nin ben Galatasaray'ı çalışırken Fener'le, Fener'le çalışırken Galatasaray'la, Beşiktaş'la çalışırken diğer takımlarla falan problem yaşadığını bilmiyorum. Ersun Yanal'ın bugün Galatasaray'la problem yaşadığını bilmiyorum. Galatasaray'a laf attığını bilmiyorum. Geçen sezon bir laf atmışlar. Ya tamam ama yani şu bak şunu söyleyeyim. Bugün Ersun Yanal çıksa, gelse Galatasaray tribünde, Galatasaray Kayseri maçını seyretse hafif bir problem yaşar ama büyük problem yaşamaz. Ama bugün Fenerbahçe Alanya maçı Kadıköy'de Fatih Terim gelse 50 bin kişi ağır küfür eder ve dışarı davet ederler. Bu çok açık. Çok net. Çok Mustafa Denizli Türkiye'deki her stada elini kolunu sallayarak girer, pastasını, çöreğini yer, çayını, kahvesini içer, hocamdır, resim çektirir, çıkar.
Şenol Güneş belki Fenerbahçe stadında problem yaşayabilir ama Şenol Güneş belki... Şenol Güneş Fenerbahçe stadında Fatih Terim kadar yaşamış. Onun kadar değil. Yaşar ama onun haricinde Beşiktaş'tı zaten. Galatasaray'da, Trabzon'un evi. Yani bu bir tek Türkiye'de Fatih Terim'in özelinde ve Türk teknik direktörler tarihinde de böyle bir şey yok. Olmadı. Yok olmadı. Dünyada olmadı. Da yok. Olmadı. Yani. Dünyada var mı bilmiyorum. Mesela İngiltere'de veya İtalya'da veya İspanya'da. Şu olabilir mesela. Mourinho belki. Mourinho Real Madrid çalışırken Barcelona stadına gidemeyebilirdi. Evet. Yani bunlar yaşayabilir. O da zaten karakter olarak da birbirlerine benziyorlar. Birbirlerini de çok seviyorlar. Evet. Hocam oyunculuğunu hatırlıyor musun Fatih Hocam? Hatırlamaz mıyım? Maçını da yönettim. Maçını yönettin mi? Şöyle maçını yönettim. Onun son maçı benim 1986 yılında onun son maçına çıkıyor Fenerbahçe stadında. Hiç unutmam. 3 Ağustos 1986 günü. Benim doğum günümdü. 3 Ağustos 1986. Fatih Hoca'nın da jübile günüydü. Galiba Trabzonspor'u oynadılar Fenerbahçe stadında. Jübile maçıydı. Hoca galiba şeyle geldi. Helikopterle değil mi? Helikopterle gitti. Ben o maçın yan hakemiydim. Fatih Hoca'nın. Ya Fatih Hoca sahada futbolcuyken son maçına çıkarken ben yan hakem olarak Özcan Uval'di galiba ya da Yusuf Namoğlu tam hatırlamıyorum. Onun yan hakemiydim ama maç Fenerbahçe stadında. Maç özel maç mıydı? Özel maç. Jübile maçı, özel maç. 3 Ağustos'u. 3 Ağustos'ta bir yaz. Benim doğum günüm olduğu için oradan biliyorum. Bak istiyorsan Evrencim Fatih Terim jübile maçı ne zamandır diye. Adım gibi biliyorum 1986 yılı tıbbiye son sınıftayım. Belki de 85 bilmiyorum şimdi Evren söyler ama o gün doğum günüm olduğunu çok iyi biliyorum. Hocanın rakibin Trabzon olduğunu düşün, hatırlıyorum. Helikopterle indiğini hatırlıyorum. Jübile maçı. Maçın kaç bittiğini hatırlamıyorum. Yani oyunculuğu tabii hocalığını çok daha ön planda şu anda. Aşılar. Göztepe'deyken, hocayken maçını orta hakem olarak yönettim. Tabii Ankara gücündeyken yönettim. Galatasaray'dayken yönettim. Ama futbolcuyken, ben Şenol Hoca'nın da futbolcuyken öyle maçında mi? Yan hakemlik yaptım. Mustafa Denizli'nin maçında da yan hakemlik yaptım. Hocam 4 Ağustos 1985. 85. Tamam, yanılmış. Bir gün sonra. Doğum günümden bir gün sonraymış. Tamam. Yani hocanın tabii futbolculukta da Galatasaray'da çok büyük emeği var ama o şampiyonluk yaşamaması biraz içinde bir burukluk yaratmıştır. Zaten evet. Allah öyle bir şeydir ki. Ya da mistik devinim derim ben ona buna, mistik devinim. Her şey güzel olmaz. Her şey de kötü olmaz. Şimdi Galatasaray gibi bir kulüpte 10 küsur yıl oynayacaksın. Bir tane şampiyonluk görmeyeceksin. Bu çok ekstrem, sıra dışı bir durum. Fakat hoca olarak da Galatasaray tarihinin en büyük başarılarının altında sadece senin imzan olacak. Belki kimse yetişemeyecek yani. Başka kimsenin imzası yok. Yani en fazla şampiyonluk yaşamış Galatasaray teknik direktörü Fatih Hoca'dır. Doğru mu? Doğru. Kaç tane Evren? 8 mi? 8. Bu 8'in 88 katı kadar da daha değerli UEFA şampiyonluğu. Dolayısıyla onu çok araya çok kapattı yani o futbolculuk dönemindeki. Tabii ki. Yani orada çekilen acı ve mutsuzluklar ve ağır başarısızlık. Bu başarısızlık da Fatih Terim'den kaynaklanmadı. Tabii takımla alakalı. 10 küsür sene Galatasaray şampiyon olması bunun baş sorumlusu falan Fatih Terim değildir. Kadrolardır. Tabii yönetimlerdir. Toplandı da 20 kupa hocam. 20 kupa toplandı. Yani Türkiye kupası ile beraber falan 20 kupa. Tabii ki bu kolay değil. Bunlar kolay işler değil. Ve bir daha bu şaşkın düşüyüm. Fatih Terim ne kadar daha hocalık yapar bilmiyorum. Ama bir daha Fatih Terim'in yaşadığı bu büyük başarıları hiçbir Türk teknik adamı yaşayamaz. Çok zor gözüküyor. Çok sonra belki. Yani bundan sonra diyelim ki Fatih Terim hiç şampiyonluk yaşamaz. Kariyerin son şampiyonluğu geçen sene almış olsun. Kariyer de bitsin yaş gereği. 3 sene 5 sene Allah daha da arttırsın ama diyelim ki hiç yaşamasın. Yani 8 Türkiye şampiyonluğu bir UEFA kupası şampiyonluğuyla kupaları Türkiye kupalarını falan saymıyorum. Majör kupalar nedir? Aynen. En büyüğü Avrupa. İkincisi Türkiye Ligi şampiyonluğu. Şeyi de saymıyorum. Milli takımda yaşadığı başarılar. Avrupa'ya Avrupa onu da saymıyorum. Kulüp düzeyinde. Bir daha hiçbir teknik adam, Türk teknik adam veya yabancı bir Türk takımının başında 8 lig şampiyonluğu bir Avrupa şampiyonluğu ya bu kadar domine edemez bence de. Yaşayamaz abi. Kolay değil. Yani çok ufak yaşta başlamış. Ha dünyada lazım. Var mı? Ferguson'lar, Arsene Wenger bunları toplarsan çıkar. Ama o zamana yayılmış yani. Zamana yayılmış. Hocanın bile zamana yayılmış. Geldiği gibi 4 tane kazandı. Ama 20 seneye yayılmış. 2000 dünya. Tabii 96-2000'den sonra. 90 tabii 20 küsür sene yayılmış. 12 de zamana yayılmış. Ya ilk 4 şampiyonluğu çok hemen kazandığı için o 96-2000 arası çok başarılı. Ondan sonra hayatta.